Bana yeni yeni tanıştığımız, ülkemize giriş tarihinin çok da eski olmadığı sebze ve meyvelere örnek verin desem ne dersiniz? Domates. Kuvvet ve muhtemel çoğunluk ejder meyvesi, avokado, mango gibi egzotik örnekler verir. Peki size domates desem, bazı padişahların yemediği, düne kadar halkın bilmediği bir besindir domates. Bugün Türk yemeklerinin vazgeçilmesi olan bu yiyecekle tanışmamız 18. yüzyıla dayanır. Domates, Amerika kıtasının keşfedilmesinden sonra önce Avrupa'ya, oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Avrupa'da ilk dönemler zehirli sanılmış, yenmemiştir. Yavaş yavaş ön yargılar yıkılmış, yemeklerine girmiş ve halk içinde yayılmıştır. Bizim tanışmamız da Avrupa'dan yaklaşık 2 asır sonradır. 18. yüzyılın başlarında saray harcamalarına ait kayıtlarda az miktarda da olsa domates görülmektedir. Bilinenin aksine Türkler bu besini Amerika'dan değil, İtalya'dan öğrenmiştir. İlk başlarda sadece yeşil domates tüketilmiş, kırmızılaşınca bozulduğu sanılıp çöpe atılmıştır. Aynı zamanda uzun yıllar boyunca da Anadolu topraklarında sadece çeri domates tüketilmiş, 19. yüzyılın başlarına kadar da kavata olarak anılmıştır. Matbaanın ülkemize gelmesiyle birlikte yemek kültürümüz de genişlemiştir. 1844'te basımı gerçekleşen ilk yemek kitabımız Melcevüt Tabbah'ın, yani aşçıların sığınağında çeşitli domates yemeği tarifleri verilmiştir. Bu dönemi domatesin halk mutfağına giriş tarihi olarak verebiliriz. Birçok esere de konu olmuştur domates. Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmani adlı eserinde Frenk Patlıcanı olarak anılırken Şemseddin Sami Kamusi Türki'de övgüler dizmiştir. Kısaca bugün neredeyse tüm yemeklerimizin baş tacı olan domatesle masimiz çok da eski değil. İyi ki gelmiş, hoş gelmiş. Afiyet olsun.